Şey efendi, bu orta boylu penguen sen misin? Hayır hanımefendi, siz yanılıyorsunuz. Ben onun ikiz kardeşiyim. Siz kime bakmıştınız? Yalan söyleme, bu sensin. İyi eğitimli bir burnunuz var yenge. İyi de siz şimdi niye geldiniz? Ben gelirim öyle. Asıl sen söyle, niye böyle giyindin? Evleniyor musun? Ne evlenmesi yenge? Yani işte bir gün evlenirsek sizi düğünümüze bekleriz tabii. Geç Samim. Sağ olun hocam. Yenge. Bir an önce evlen de biz de ırz korkusuyla yaşamaktan kurtulalım. Neyse, sen daha söylemedin, niye böyle giyindin? Bu akşam televizyona çıkıyorum da yenge. Televizyona mı çıkıyorsun? Evet yenge, bir programa konuk olarak katılacağım da. Bisiklet mi yiyeceksin? Yenge, bisiklet mi buyurdunuz? Ne bisikleti? Yani bisiklet gelmez ki yenge. Bisküvi diyecektin herhalde. Benimle oyun oynama Necla Efendi. 6 numaranın bisikleti kaybolmuş. Sen de onu başka bir şey için almazsın. Deli olma yenge. El alemin bisikletini niye alayım ben? Niye yiyeyim? Hem ben almadım o bisikleti. Akşam televizyonda görürüz nasıl olsa. Öyle bisiklet yemek falan gibi tuhaf bir numara yapmasan niye çıkarsınlar seni televizyona? Normal bir insan çıkamıyor ki medyaya. Anca tuhaf bir hal karıştıracağım. Ha bana bak Batırat Efendi, gözüm üstünde. Yemeyin o bisikleti. Geri verin. Tamam hocam sen. Yine bütün enerjimi aldı gitti bu kadın. Hocam. Aman hocam. Sakin olun. Os. Tabii yediniz koca bisikleti. Hocam. 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 Kendinize gelin. Hocam. Hemen hocam. Ha. Samim. Samim. Bu manyak kadın hem bisiklet yemekle hem hırsızlıkla suçladı beni. Aman hocam, bildiğimiz apartman yengesi işte. Siz ona bakmayın. Siz sakin olun. Neyse, Allah'tan dün yeni bir meditasyon tekniği icat etmiştim. Şimdi onunla toparlarım kendimi. Yeni bir teknik mi icat ettiniz? Evet Samim. Akşam televizyona çıkıp bu tekniği gösterecektim zaten. Ana haber bülteni aracılığıyla kitleleri ruhen rahatlatacak. Artık fırsatını bulursam dövüş salonunun reklamını yapmış olacaktım. Ama bu kadın bütün konsantrasyonumu bozdu benim. Hocam, sonunda televizyona çıkma amacına ulaştınız. Tebrik ederim. Sağ ol Samim. İnşallah günün birinde sen de kendi adına bir şeyler icat eder, televizyona çıkarsın. Elbette efendim. Biz ninjalar dakik kimselerizdir. Tehlikeyi anında müdahale etmek bizim karakterimizdir. Tabii, siz merak etmeyin. Vaktinden önce orada oluruz. Asıl ben teşekkür ederim. Televizyondan aradılar Samim. Gece haberlerine kesin çıkıyormuşum. Hatta altyazı olarak geçmeye başlamışlar bile. Vallahi sizinle gurur duyuyorum hocam. Hani bizim mahallede adı altyazı olarak geçen ilk insan sizsiniz. Yani radyoda bile bahsetmezler bizden. Hay Allah. Ben de heyecanlandım şimdi. Mahallemizi ve dövüş sanatlarını temsil etmenin yükü bindi omuzlarıma. Sakin olun hocam. Yani bütün mahalleyi temsil etmeniz şart değil. Şimdi biz gereksiz yük olmayalım sizi. Yok. Esnaf alınır şimdi. Yani en azından bir teşekkür etmek lazım. En iyisi ben bir teşekkür listesi hazırlayayım.